İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın son Söz Sende'sinde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'la, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Geçen hafta aslında beraberdik, burada oturmuştuk ama Başbakan'ın malum Amerika'dan çok önemli açıklamaları olmuştu, konuşması. Ayrıldık ve bugüne sözleştik. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Tabii gündem de Türkiye'de. O kadar durmuyor tabii. Ve değişiyor ki tabii ki dış ilişkileri konuşacağız, etrafı konuşacağız ama bu, dün gecenin itibaren tek konuşulan konu alkol yasakları. Alkol yasağı mıdır, alkolü kısıtlama mıdır, niye apar topar geçirildi? Çok fazla sosyal medyada da yorumları yapıldı, sonrasında da insanların yorumları siz de izlediniz ve sonuçta vekil olarak. Ne düşünüyorsunuz olup bitenler hakkında? Şimdi öncelikle gerçekten Türkiye çok önemli bir noktaya geldi ve bu noktadan daha ileriye de hem gençleri için hem Türkiye'nin refahı için büyük adımlar atma projeleri var. Yani 10 sene önceki Türkiye'yi 3'e katlamış bir Türkiye, 2023'e kadar bunu da 2'ye katlayacak bir Türkiye. Şimdi böyle refah gelişirken, eğitim seviyesi artarken alışkanlık haline gelmiş, gençlerimizin gerçekten sıkıntı yaratacak şekilde alışkanlıklar edinmesini önleyecek de tedbirler alınıyor. Yani sigara yasağı, Türkiye'de birçok kimse sigara yasağını tutabileceğini düşünmezken, bugün 10 milyon üzerinde insan sigarayı bıraktı sigara yasağının layıkıyla uygulanmasından. Bu tabii bunu bir alkol yasağı olarak da düşünmemek lazım. Tepkileri algılayabiliyor. Tepkiler sanki öyle gibi gösterilmesinden kaynaklanıyor ama bu bir konunun regüle edilmesinden ibaret. Yani birçok kanunlarda bulunan değişik maddelerin bir torba kanununa tek bir yere toplanmasından ibaret. Hiçbirisi aşağı yukarı yeni değil. Yani ama önemli olan bu Türkiye'nin kendi başına yarattığı, hiç dünyada hiçbir yerde uygulanmayan türden önlemler de değil. Mesela sponsorluk konusu veyahut da içkinin reklamı konusu Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin 22'sinde aynı şekilde uygulanır. Amerika'da 21 yaşın altına içki satışı kesinlikle mümkün değildir. Ve içkiyi satarken de böyle alıp da elinizde şişeyle çıkamazsınız. Bir kese kağıdını, içine koyarlar. Okullarda söz konusu değildir. Peki niye kıyamet kopuyor? Tersten soralım. Şimdi, yani insanlar kendi haklarına ve yaşam alanlarına bir müdahale olarak görüyorsa bu korkunun da bir şeyi var değil mi? Bence öyle gösterilmek isteniyor. Türkiye'de AK Parti'nin yapmak istediği çok önemli projeler ne zaman ortaya çıksa bu aynı şekilde tepki yaratılıyor. Şimdi üçüncü köprü diyorsunuz, işte acaba ormanlar mı kesiliyor? Havaalanı diyorsunuz, acaba orada bir rant mı yaratılıyor? Boğaz altından geçeceğim diyorsunuz, işte tarihi eserleri tahrip mi ediyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz öyle. Bence alışkanlıklara sahip bir yapı var Türkiye'de. Ve bu alışkanlıkları kesinlikle kaybetmek istemiyor. Ama peki geç kalmış bir kısıtlama mı yani? Buradan öyle mi anlıyorum sizin söylemenizi? Şunu bir defa hakikaten bu kanunla getirilen çoğu kısıtlamalar değil. Zaten mevcut olan ama orada burada çeşitli yerlere serpilmiş olan kısıtlamaların tek bir yerde toplanması. Şimdi bir şeyin açık şekilde kanunlarda yer alması ben daha doğru buluyorum. Çünkü yer almadığı takdirde eğer hükümetin böyle bir niyeti olsa yani çeşitli şekillerde önleyebilir bunu. Ama hiç bugünkü yaşamımızda da İstanbul'un çeşitli yerlerinde hiç böyle bir şey de görmüyoruz. 20 milyar dolarlık bir sektördür yiyecek içecek sektörü Türkiye'de. Ve alkol mü? Yani yiyecek içecek sektörü. Bunun için alkol de var, yiyecek de var. Sadece İstanbul'da bu 10 milyar doların üzerinde. Ve İstanbul'un nüfusunu düşündüğünüzde gerçekten çok yoğun bir şekilde arz talep dengeleriyle oluşan bir sektör bu. Ama bunun kurallarını koymadığınız takdirde o zaman insanlar
yöneticiler kendi kurallarını koyarlar. Ben o nedenle bunun açık açık kanunda kuralları işte şudur, budur diye yazılmasını doğru buluyorum. Ona göre de hani yöneticilere takdir hakkı şimdi veyahut da... Şimdi bir taraftan diyorsunuz ki inandırılıyor insanlar bir şekilde yaşam hakkına, yani yaşam biçimine müdahale edildiğine dair. Bir taraftan başbakanın da bu alkolle ilgili sert söylemleri var. Duruşu tavrı belli, aksırana tıksırana kadar cümlelerini hatırlıyoruz. Şimdi bir kesim de gerçekten yaşam... biçimine müdahale edildiğini net düşünen bir kesim var. Peki o kesim de az boz bir kesim değil. O kesimin korkusu için ne yapılacak? Şimdi peki? Bakın demokrasilerde bütün kesimlere tabii dikkat edilmesi lazım. Ama demokratik seçimlerle iktidara gelmiş bir parti, 42 milyon oyun, 21 milyon almış bir parti, kendisine oy verenlerin yaşam biçimine de dikkat etmesi ve onların da arzularına önem vermesi gerekir. Eğer Türkiye'de bir kesim gerçekten alkolle barışık değilse, alkol çocukların alkol kullanmasını istemiyorsa, bunların da dikkate alınması lazım. Ama diğer bir kesim de ben ne pahasına olursa olsun ben akşam yemeğimi yerim, şarabımı içerim, rakımı içerim diyorsa... Bu da benim özgürlüğüm diyorsa... Ama bunu sen içme, artık bundan sonra hiçbir yerde içmeyeceksin, hiçbir lokantada içki servisi yapılmayacak, böyle bir şey yok. Sadece kurallar konuluyor ve özellikle de gençlere yönelik bir kurallar, buna dikkat ettiğiniz zaman yaş tahtitleri var. Özendirici unsurların kaldırılması var. Yani çıkıp bütün gün gazetelerde... bangır bangır işte şu içki çok iyidir, bu öbüründen daha iyidir. Bunlar yani medeni toplumlarda da yok böyle şeyler. Dolayısıyla Amerika'da ve Batı camiasında ve üye olmak istediğimiz Avrupa Birliği'ndeki kuralları bir anlamda Türk mevzuatının içine koyuyoruz. Buradan eğer bu kesinlikle artık Türkiye'de içki içilmeyecek, içki içenlerin haklarına büyük saldırı var, böyle bir şey çıkartmak yanlış. Endişelenmek yersiz diyorsunuz. Endişelenmek yani. Yersiz. Çünkü maalesef bir psikoloji yaratılıyor. Demin de söylediğim öyle. Gibi AK Parti hükümeti ne yapsa hemen bir kulp bulunuyor. İşte aslında o değil de şunu yapmak istiyor diye. Demin verdiğim misallerde siz de şahitsiniz. Üçüncü köprünün temeli önümüzdeki hafta sonu atılacak. Üçüncü köprüyle ilgili ne kadar çok tartışma oldu hatırlayacaksınız. Türkiye'de aslında bir kesim hiçbir yeniliği, yenilikçi gözükmekle birlikte bütün yeniliklere karşıdır. İstanbul'a ilk köprünün yapılışını hatırlayın. O zaman da dediler ki ya Zap nehrinin üzerinde köprü yok. Şimdi İstanbul'a ne gerek var diye. O başka yani projeler ama tabii. Bakın, alkol ama, yasası ama daha alkol, farklı. Ama yenilikçi. Ama hepsi aynı. Bakın bir çok büyük bir tiyatro sahnesi yapmak istiyorsun. Efendim işte bu tiyatro sahnesi acaba orada mı olsun, burada mı olsun? Acaba sen tiyatro yapacakken şunu mu yapmak istiyorsun? Hep böyle bir... Bir başka şekle çekmek isteyen bir kesim var. Ben buna doğru bulmuyorum. Çok da tartışıldı. Mecliste dün 17 saatte geçti. Ve yani her türlü Volkan Bey inanılmaz kareler var o meclisten. Yok yani, o sizin gördüğünüz kareler son 5-6 dakikaya ait yani. O az mı gördük yani biz? Hayır yani. O kadar bakın 38 maddelik bir tasarıydı ama. Kavgalar, ama bakın gürültüler, hayır yok evet. İşte ama bakın ben oradaydım. İşte o yüzden soruyorum size. Ama bakın size 17 yani. Saatin 16 saat 20 dakikasında hiçbir kavga falan çıkmadı. Artık 16 saatten sonra sabahın 6.30'unda bir CHP milletvekili ki bunu alışkanlık haline getirdi. Hep bunu yapıyor. Son artık sinirlerin en gergin olduğu bir yerde çıktı kürsüye. Ahlaksızlar, şunlar, bunlar diye ağza alınmayacak hakaretler etti. Kavga ondan çıktı. Kavga 10 dakika sürdü. 17 saatin içinde... Bir MHP'li vekil fenalaşmış biliyorsunuz. Ama 10 dakikalık bir itişme kakışma. Buna hiç gerek de yoktu. Yani o milletvekili kürsüye çıkıp... Siz onlar çıkınca bazı isimler var mı yani? Bazı isimler çıktığı zaman tamam kavga çıkacak mı diyorsunuz? Genelde mecliste birkaç isim var. Hakikaten normal meclisin bir adabının olması lazım. Hani meclis kürsüsünden konuşurken tenkit edilebilir, olaylar ortaya getirilebilir, deliller sunulabilir ama hiç kimsenin o kürsüden başka birine
çok ağır küfürlerle, çok ağır şahsiyete yönelik hakaretler yapmasını ben doğru bulmuyorum. Tabii bu insan hali. Öyle bir atmosferde gözünüzün içine bakaraktan bir gruba veya belli bir kişiye küsten hakaret edilince de o zaman işte o da ona laf atıyor. Hadi bu sefer yumruklaşmalar başlıyor. Artı 18 konulabilir görüntülere ya da fotoğraflara. O derece durumlar oluyor. Yok, yok ama yani olayın tamamına baktığınızda o yani 17 saatlik bir son derece centilmence devam eden bir her konu, her maddeyle ilgili 4-5 tane değişiklik önergesi. Muhalefet partisi temsilcileri çıktılar. Hı. Beşer dakika, onar dakika, yirmişer dakika. O fotoğrafları belki arkadaşlar bulabilir olabilir. Biz konuşurken. Ama o hakikaten yani 17 saatin içinde 10 dakika geçmeyen bir andı ve sabah 7'de bitti aralıksız olarak. Hiç uykusuz milletvekilleri. İşte sinirler sabah. De geriliyor. Ama o ana kadar sinirler gergin de değildi. Gayet hı hı. iyi gidiyordu. Zaten AK Parti 200 küsür milletvekiliyle mevcuttu. CHP'den 5 milletvekili, MHP'den 5 milletvekili sürekli işte yoklama talebi, karar yeter sayısı talebiyle aslında meclisi devam ettirdiler. Haklarıdır. Hiçbir endişe. Ama sabah 7'ye 20 kala artık 35. maddeye gelmişken tamamıyla meclisi kapattırmaya yönelik bir davranıştı. Bilerek mi yapılıyordu? Kesinlikle bilerek yapıldı. Hı hı. Ama o olay bittikten sonra da yine devam etti 38. maddeye kadar. Kaçta başlandı çalışmaya? 2'de başladı dün meclis. Öğleden sonra. Sabah 7. 17 saat aralıksız. Hiçbir şey ara yok. Ara vermediniz mi hiç? Yani ara bir yarım saat 45 dakika yemek ya molası. Ya bu şunu mu çok merak ediyorum. İnsan uykusu gelmez mi? Yani geliyor tabii yani ama işte. Yani uyukladı oluyor işte merak. İşte o nöbetleşe uyuyanlar var. Şeyde muhalefet partilerinde sorun yok. Yani onlar mesela işte 8'den akşam 2 arasında bir grup 5 kişi çalışıyor. 2'den sonra 5 kişi yeni 5 kişi geliyor. Yani, kızacaklar şimdi bunları. Hayır kızsınlar ama gerçekten baktığınız yani o karelere baktığınız zaman göreceksiniz ki CHP sıralarında 20 kişiyi bulamadıkları için yoklama talebi yapamıyorlar. Hmm. 20 kişiyi o zaman karar yeter sayısı istiyorlar. MHP'liler de mi öyle? MHP'liler de öyle. 5 ila 10 kişi oluyor. Belli bir saatten sonra kimse kalmıyor. Ama bir kişiyle bile meclisi yavaşlatma imkanına sahipsiniz. Mevcut tüzük buna imkan veriyor. Ama hakkıdır. Bir taraftan da muhalefet tabii hakkıdır. Gelecek ve orada. Hakkıdır, gelecek. Yani her peki, türlü hakkını kullanır. Peki siz AK Partililer kaç kişi oluyor genelde? Yani karar yeter sayısının üzerinde olmak mecburiyetiniz. Yaklaşık 200 kişi sürekli orada bulunuyor. Bir kısım kuliste oturuyor. Hmm. Bir kısım. Nöbetleşe uyku. Nöbetleşe uyku değil. Zaten hemen oylama sırasında kulisten giriliveriyor içeriye. İşte yani insan şeyi de bazen insan uyumak istemese bile başının düştüğü anlar oluyor. Peki şimdi sizin üslubunuz hep çok zariftir. Biraz da diplomasiden de geldiğiniz için, hep farklı görevlerde bulunduğunuz için ama hep böyle nasıl söyleyeyim birleştirici bir üslubunuz vardı. Evet, şunu merak ediyorum. Şimdi meclisin üslubu böyle değil. Yani zaman zaman sizin partinizden de o üslup bozulabiliyor. Ne düşünüyorsunuz meclise? Alışmışsınızdır artık ama ya ne yapıyorum, ne ediyorum, burada ne Hayır, işim var diye yok, hissettiğiniz öyle, oluyor öyle, mu? Yani şimdi mecliste 400 küsür 550 milletvekilinin içinde sürekli o meclis atmosferinde genel kurulda gözüken 400 küsür milletvekiline baktığınız zaman yani böyle problem çıkaran milletvekili sayısı çok az yani son derece insicam içinde grup başkan vekilleri her şeye rağmen dostluklarını sürdürüyorlar uzlaşma arayışları içine kürsüye çok büyük saygı var ama yani buradan hakikaten birkaç milletvekilinin tavrını hı hı. Genelleştirmek yanlış olur. Mecliste son derece profesyonelce bir çalışma ortamı var. Hı hı. Muhalefet görevini yapıyor, iktidar görevini yapıyor. Uzlaşma noktaları aranıyor. Uzlaşma olduğu birçok anlaşma var. Sonra bize o fotoğraflar, ki ama gördüğümüz işte, fotoğraflar şimdi yansıyor. Yansıyabilir ama 2-3 fotoğraf yani bütün bir meclis çalışması öyle oluyor anlamına gelmez. Hakikaten çünkü yayın gece 7'de kesildiği için evet. O fotoğraflar yansıdığında ne olmuş yani ne olmuş falan diye. Evet, bunu hakikaten. Tabii hakikaten
öyle yaparak fotoğraflara geçip ondan sonra basında yer almak isteyen birkaç milletvekili var açıkçası. Yani hiç milletvekili adabına uymayan, getirip böyle işte kürsüye işte bir torba bir şey koyuyor, yere yatıyor, kalkıyor falan. Yani işin şov kısmı. İşin şov kısmı. Yani bunlar da hoş karşılanmıyor. Ben gerçekten çok istisnai olarak böyle kişiliklerin olduğunu düşünüyorum. Genelde herkes görevine sadık, ağzından çıkanı bilen insanlar değilse zaten oraya gelmesi mümkün değil. Ama genç arkadaşlar var. Sinirleri daha az güçlü olanlar var. Ben mecliste işte bir netice olarak bir abi konumunda da olduğum için mesela sinirine hakim olamayacak bazı genç kardeşlerimi diyorum ki siz o CHP yanındaki koltuklara oturmayın. Siz gelin bakalım buraya benim yanıma oturun falan. Onlar da yavaş yavaş böyle... Siz hiç öfkelenmez misiniz? Ben öfkelenirsem kendimi çok tutamadığım anlar oldu gençliğimde olmuş ve sonrasında. Onun için de... Ne zaman en son mesela böyle bir şey yani çok çok eskiden ama yani onu hiç unutmuyorum. Onun için de mümkün olduğu kadar... Ne yaptınız unutmuyorsunuz? Yani ben kendimi öyle bir ortama sokup da kendimi kontrol edemeyeceğim bir duruma gelmemek için 6-7 tane bariyer koyarım hep. Ne gibi? Yani oralarda bulunmam, duymamazlıktan gelirim, işte mümkün olduğu kadar başka tarafa bakarım. Onun için bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlara. Yani doğru, herkesin yapması lazım yani aslında, bir arkadaş muhakkak kavga edecekse, öyle bir mizacı varsa, öyle bir mizacı varsa, o zaman yan yana gelmemesi lazım. O yani CHP'nin bazen kadınlarda bile oluyor. Ben tabii onlara da çok şaşırıyorum. Yani hani kadınların hiç olmazsa daha kadınlar, çok özür dileyerek söylüyorum ama daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ama düşünüyorum. Meclisteki kadın milletvekilleri son derece sağduyulular. Öyle, son öyle derece. Ama onlar bile çıkabiliyorlar. Çıkabiliyorlar ama genelde onlar bir aradalar ve kendilerine de söz söyletmiyorlar. Yani son derece çok güçlü bir dayanışmaları var. Çok da hoşuma gidiyor. Gerçekten en sadık mecliste baktığınız zaman kadın milletvekili hep oradadırlar. Hiç peki, şimdi kısa bir ara vereceğim izninizle. Aradan sonra birazcık Suriye'ye uzanalım. Tabii. Amerika gezisini konuşalım. Volkan Bozkır'la sohbet devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Sözsen'e devam ediyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'la sohbetimize biz de devam ediyoruz. Alkol kısıtlamadan girdik. 17 saat süren maratonu konuştuk. Tabii çok da soru geliyor ama hani daha fazla da bir şeye ilerlemeye. İnsanların bir tartışası var, daha çok üzerinde konuşası var ve herkes taraftar olmuş durumda bu konuda. Yani böyle bir de bir psikolojimiz var galiba, değil yani, mi Volkan Bey? Yine genelleştirmenizi doğru bulmuyorum. Herkes taraftar dediğiniz zaman hakikaten yani bu konuda size ulaşabilenlerin söyledikleriyle Türkiye'nin genelini tamamen böyle düşünüyor diye düşünmemek lazım. Çünkü hakikaten insan çevresinden etkileniyor. Çevresinde kendisi gibi düşünen birkaç kişiyle konuştuğu zaman bütün Türkiye öyle düşünüyor gibi de öyle bir sonuca da varabiliyor. Öyle değil. Yani hakikaten Türkiye bugün 76 milyonluk bir ülke. Ve bunun içinde demokrasisi var. 40-42 milyon oy kullanılıyor. Başka kesimlerde, başka Türkiye'nin başka yerlerinde de belki bugün bu çıkan yasayı alkışlarla karşılayan... Öyle, ona katılırım son da derece azınlıksa iyi oldu yani. Eğer alkol tüketenler onların da haklarını korumak lazım. Ama azınlık anlamında diye bir şey yok. Yani isteyen istediğini yapabilir. Yani bir defa alkol kullananlara azınlık statüsüne sokmak yanlış. Azınlıksa, böyle bir şey yok. Azınlık değil. Sayı anlamında İsteyen dedim. İstediğini yapabilir bu ülkede. Ama kendisini de yani ben alkol içiyorum, onun için de ben azınlığım diye düşünmek de yanlış. Öyle bir şey yok. Kimsenin böyle bir niyeti de yok. Onun için de bence en güzel tabii tatbikatla birlikte, uygulamayla birlikte zaten ortaya çıkacak. Ne olup biteceğini göreceğiz zaten. Az vaktim var tabii, haliyle dönmem lazım. Amerika ziyaretine başbakanı. Şimdi bugün bizim kanalda İbrahim Kalın'ın bir söyleşisi vardı. Başbakanın danışmanı dış politika. Şimdi çok önemli bir noktaya değindi. Onu biraz sizinle konuşmak istiyorum. Hep biz Suriye'ye kilitlendik. Yani tabii ki Suriye çok önemli. Bunun
burnumuzun dibinde. Ama dedi ki Amerika ile Türkiye arasında aslında ekonomi açısından çok önemli adımlar atıldı dedi. Katılır mısınız buna? Tabii. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu ziyareti öncekilerden farklı yapan unsurlardan bir tanesi de bu zaten. Mesela rahmetli Özal ve Baba Bush zamanında hani Camp David'de de ağırlandığı bir ortam olmuştu. Belki de Sayın Başbakanımız bu son yaptığı ziyarete hani dengeli de olabileceğini düşüneceğimiz tek ziyaret odur. Ama orada tek bir konu vardı ve Irak'tı. Evet. Oysa bu ziyarete baktığınızda Suriye var, Irak var, İsrail var, Filistin var, Kıbrıs var, İran var, Rusya var. Var, ekonomik ilişkiler var, bölgenin ne tarafa kaydığı var, dünya nereye gidiyor var. Hakikaten o kadar çok konu vardı ki onun için protokolde gördüğümüz o son derece görkemli tabloya ilave olarak içerik de son derece doyurucuydu. Ekonomik olarak tabii dediğiniz noktaya gelirsek şayet, Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret aslında Türkiye ve Amerika'nın potansiyelini yansıtmıyor. Şimdi yani 20 milyar dolar, 8 milyar dolardan çıkmış bir 20 fiyat milyar değil mi dolara çıktık ama Türkiye için artık 20 milyar dolar önemli bir rakam değil. Amerika ile Türkiye ticareti 100 milyar olmalı. Çünkü Avrupa Birliği ile ticaretimiz 150 milyar dolar. Yani Avrupa Birliği şayet 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmışsak eğer, Amerika Avrupa Birliği'nden daha büyük bir ülke. Bizim ondan 100 milyarı telaffuz etmemiz, ulaşmamız lazım. Rusya ile bile bu müteahhitliği, bütün şeyleri koyduğunuzda o rakamlardan bahsediyoruz. Peki bu Amerika ile Avrupa'nın arasındaki serbest ticaret anlaşması gibi bir anlaşma Amerika-Türkiye arasında öngörülebilir mi Şimdi acaba? Şimdi zaten Amerika şöyle oldu. Burada çok garip bir durum var. Avrupa Birliği ile biz Gümrük Birliği'ni müzakere ederken o zamanki hükümet, o zaman özellikle o zamanın başbakanı Tansu Çiller, bu o çabucak bitsin, işte ya bitecek ya bitecek psikolojisi içinde çok önemli bazı maddeleri yeterince görüşemedi. Görüşemeyince örneğin Avrupa Birliği ile biz Gümrük Birliği'ne girdik. Peki. Avrupa Birliği bir başka üçüncü ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığı zaman o ülke Avrupa Birliği ülkesi gibi Türkiye'ye sıfır gümrükle girme hakkını kazanıyor. Ama Türkiye Avrupa Birliği imzaladığı bu anlaşma Türkiye'ye de uygulanır maddesi olmadığı için Türkiye o ülkeyle imzalayıncaya kadar serbest ticaret anlaşmasını o ülkeye ihracatında gümrük uygulanıyor. Şimdi bunu mesela birçok ülkeyle karşı karşıya kaldık. Güney Kore mesela %8 piyasa kaybına mal olacak iken Güney Kore dürüst davrandı. Anlaşmayı hemen imzaladı. Çok büyük bir kaybımız olmadı. Amerika ile öyle değil. Amerika Avrupa Birliği ile bu anlaşma imzalarsa bütün Amerika'nın ihracatı Türkiye'ye sıfır gümrükle girecek. Ve bu 50 milyar dolarlık belki de bir Türkiye'ye zarar getirecek bir durum ortaya çıkıyor. Onun için biz Amerika ile bu temaslarımızda dedik ki Avrupa Birliği'nin hayır yok. Avrupa Birliği o kadar karar mekanizmaları karışık ki bu Amerika ile Avrupa Birliği arasında yürüyen müzakerelerde bu anlaşma imzalandığında Türkiye'de uygulanacaktır diye bir madde koyarlarsa bu iş hemen biter. En kolay yolu da bu. Hiçbir zorluğu da yok. Ama Avrupa Birliği bunu yapacak hali yok. Onun için diyoruz ki Amerika'ya sen bizim bu hakkımıza sahip çık ve bunu Amerika'nın talepleri arasında Avrupa Birliği yapacağı anlaşmaya bu koy. Bu çok önemli. Çok önemli. Değil mi? Evet. Tabii. Eğer bunu yapamazsak bizim gümrük birliğini belki de askıya almamız mecburiyeti ortaya çıkacak. Şimdi bir son dakika haberi var, onu da konuşalım istiyorum. 10 şirket TMSF'de biliyorsunuz Kara Mehmet'in sahibi olduğu Digiturk, Skytürk, Güneş Gazetesi, Alem FM TMSF yönetiminde bugün itibariyle geçti. Daha önce de Show TV vardı. Ne düşünüyorsunuz bu olup bitenler hakkında? Yani maalesef tabii Türkiye'de bir bankacılık krizi yaşandı. Bankacılık işlemlerinde tam da para son derece sıkıntılı operasyonlar ortaya çıktı ve o günkü krizi Türkiye iyi yönettiği için bugün artık öyle bir krizi mümkün olmayacak hale getirdiği içindir ki bütün dünyada bu ekonomik kriz olduğunda Türkiye bilakis daha önceden tedbirlerini almış olmasının avantajıyla bundan katlanarak çıkma imkanına kavuştu. Ama o devrin örneğin 98'de eğer iki banka feda edilebilseydi, Türkiye'ye 2,5-3 milyar dolara mal olabilecek bir bankacılık krizi, bütün bankacılık sisteminin çöktüğü, o günün rakamlarıyla 45 milyar,
bugünkü bütün yansımalarıyla baktığınızda Türkiye 150 milyar dolara mal olmuş bir kriz yaşadı. Şimdi bu bankacılık krizini buraya getiren bazı banka sahipleri var. Onlar da işte bankalarına el konuldu. Bankalarına el konulması yetmezse mal varlıklarına el konuldu. Bazılarıyla anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar yapıldığı zaman eğer ödeme planı uygun ödeme yapıldıysa da bir sorun olmadı. Ama şimdi bu demin verdiğiniz misalde anlaşma sağlanan ödeme planında aksamalar olduğunu duyuyorum. Ve o aksamalar olduğu zaman da tabii ki TMSF hani izin verdiği ve bir anlamda da hani bu çok önemli firmalar hayatta kalsın, bunları feda etmeyelim çok diye. Çok önemli markalardan bahsediyoruz. Evet, ama bir şekilde bu ödemeleri de yapması lazım. Bu ödemeleri yapmadığı takdirde o zaman bütün bu centilmen anlaşması, bütün bu kurulan düzen bozulacağı için ona da kimsenin hakkı yok tabii. Hı hı. Dolayısıyla bu tabii daha önceki bir iki ilk el koymayı takip etti. Önce Show evet, TV ve Show TV. Bazı elinde bulunan varlıklara el konulmuştu. Şimdi bunu genişletiyorlar ama evet, ümit ediyorum ki hani ödemeleri yapmadığı ortamdan Çukurova ödemeleri yapacağı bir imkana döner. O zaman bütün bunlar zaten ortadan kalkacak. Bir son dakika haberini de yorumlamış olduk böylelikle. Şimdi çok önemli noktalar konuşuldu dediniz. Özellikle gümrük evet, birliğini askıya almamız gerekebilir. Gerekebilir. Bunu tabii Amerika'ya söylemiyoruz ama bakın 150 milyar. Onlar da farkındalar aslında. Buna ama evet, başka çaresi yok. Türkiye yani bir maddeyi koyamadığı için Amerika ve Avrupa Birliği imzaladıkları anlaşma Türkiye'de uygulanır şeklindeki bir madde koyamadığı için eğer Türkiye sırf gümrük birliğine üye olmasından kaynaklanan nedenlerle 50 milyar dolarlık bir piyasa kaybına uğrayacaksa o zaman gümrük birliği anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi talep ederiz. Ve bu talebimiz yerine gelene kadar da gerekirse askıya da alırız. Yani bu ciddi bir konu. Ama olayın vahametini hem Amerika hem Avrupa Birliği anlamış vaziyette. Sayın Başbakanımızın Amerika yaptığı ziyarette Amerika kesin anladı. Dün de burada Avrupa evet, Birliği'nin devlet başkanı diyebileceğimiz Avrupa Konseyi Başkanı Herman von Rompuy buradaydı. Ona da çok net bir şekilde anlatıldı. Ve tabii çok enteresan. Van Rompuy 2009 yılında seçildi ve ilk defa Türkiye'ye geliyor. Türkiye-AB ilişkilerinde liderlerin olumsuz etkilerinin en güzel misali böyle bir önemli pozisyonda olan birisinin yaklaşık 3,5 senedir ilk defa Türkiye'ye evet, geliyor olması. Ama Türkiye'ye çok sıcak bakmayan bir kişi olarak tanınan Van Rompuy, dün ben çok mutlu oldum kendisini Türkiye'de gördüklerinden şaşkınlık duyuşunu. Ve adeta Türkiye çok iyiye giderken böyle bir Avrupa Birliği'ni methedemez bir konumda olduğunu görmekten de çok mutlu oldum. Yıllarımı AB işine veren bir evet, kişi olarak. Evet. Ve gerçekten bu da gösteriyor ki gelmeyenler Türkiye'ye gelmek için can atıyor. Gelenler de tabii ki iyi günlerde kötü gün yanınızda olduklarınızı daha iyi hatırlarsınız. Siz 89-92 arası New York Başkonsolosu'ydunuz 89-92 arası. Şimdi son geziyi düşünürsek ağırlanmayı demin. Nereden nereye mi diyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yani zor bir dönem 89-92 şimdi bakın, değil mi? Amerika süper güç. Dünyanın... Tabii yani şunları da hatırlatmama izin verin. Başbakan Turgut Özal'ın dışişleri danışmanıydınız. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğunda danışmanıydınız. Demirel'in özel kalem müdürlüğünü yaptınız ve dışişleri baş danışmanıydınız. Bunları da hatırlatalım. Evet, yani ben Amerika'da yaklaşık 20 senedir bu olayın içindeyim. Hani Oval Ofis'teki toplantılara da girdim. Evet. Türkiye'de onun planlamasını da yaptım. New York'tayken de gördüm. Mesela rahmetli Özal o saydığım dönemde 6 kere Amerika'ya evet, geldi. Ama bu, şimdi Amerika'ya her gün devlet başkanları gelir, ziyaretçiler gelir. Amerikan başkanı da bunları bir şekilde ağırlar. Kimiyle 10 dakika oturur, bir el sıkışır, evet, bir fotoğraf çektirir. Kimiyle saatlerce konuşur. Ama bu ziyaret hakikaten demin konuştuğumuz gibi hem görüntü olarak bir süper güçle, bir küresel güçle bir bölgesel güç ve uluslararası aktörün gerçekten buluşmasıydı.
Ve bunun içinde vücut lisanına baktığınızda, iki liderin arasındaki elektriğe baktığınızda, arkadaş gibi davranışlarına baktığınızda ve demin saydığım, yani o kadar çok sayıda konu görüşüldü ki, bu baş başa görüşmede, heyetler arası görüşmede, daha önceki ikili görüşmede, Brookings Üniversitesi'nde, Brookings Institute'da verdiği demeçlerde, işte, yani çok sayıda, birbirimizi bugünkü ortamda çok iyi anladık. Ve Amerika'nın yapmak istedikleriyle Türkiye'nin gerçekten bölgesindeki yapmak istedikleri arasında bir uyum var. Peki bitirmeden şunu da soracağım. Tabii Suriye'de masadaydı. Masada olmaması mümkün değil. Hani Rusya faktörü var, Çin faktörü var, İran desteği var. Hani hepsini sığdırmak belki de iki dakikaya mümkün değil ama şunu merak ediyorum. Şimdi Cenevre konferansında belki de diplomasinin bittiği an olacak deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra ne olacak? Çünkü belli ki bir müdahale olmayacak. Şimdi Suriye'de kilit unsur Rusya'dır. Ve Amerika, Obama'nın ilk döneminde pek fazla dış politikada görünürlüğü olmadığı için de şimdi yeni yeni geriye dönüyor ve ağırlıklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane biri eski süper güç, biri şu andaki süper güçün bir defa Suriye konusunda anlaşmaya varmaları önemli. Eğer Rusya kabul ederse, ikna olursa Suriye'deki bu olay yarın biter. Silahlarını susturur, Esed'i kontrol eder, oynayamayacak hale getirebilir. Bir güvenlik koridoru ya da uçuşa güvenlik. Hayır, bütün silah sistemini Rusya temin ediyor. Rusya izin vermezse ne uçakları uçabilir, ne füzelerini ateşleyebilir, ne radarları... Peki böyle bir şey yapacak mısınız? Şimdi Rusya'nın ilk noktasıyla bugünkü noktası arasında çok büyük fark var. Artık bence Amerika ve Türkiye açıklamayı yaptı. Yani Esed gitmeli, ondan sonra konuşalım. Rusya ilk başta Esed'in gitmesine kesinlikle karşıyken, bugün Esed gitsin de yerine kim gelecek noktasına gelmiş vaziyette. Evet ama Amerika'da beklenen kadar sert bir açıklama yapmıyor. Endişelerini belirtti değil ama, mi? Yani o güvenlik koridoru için. Ama Esed'in gitmesi konusunda kesin açıklama yaptı ve Suriye'deki muhaliflere silah satışı konusunda da orada karar alındı. Peki. Amerika'daki Dışişleri Komisyonu'ndan Suriyeli muhaliflere silah satışı iki gün önce geçti. Şimdi Avrupa Birliği de 31 Mayıs'ta uyguladığı silah ambargosunu kaldırıp kaldırmamayı konuşuyor. Amerika'daki bu gelişmeler Avrupa Birliği'ni etkileyecektir. Ne olacak? Muhaliflere eğer yeterince silah verilirse o zaman yani yetişmiş askeri güçlerle milis tabir edilecek muhalifler arasında bir denge sağlanacak. Tabii doğru yere gidecek mi, gitmeyecek onlar mi? Onlar endişesi var ama bunlar kontrol edilir. Bunlar... Peki Volkan Bey, bugün yapabildik programı en azından. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Volkan Bozkır'la birlikteydik. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı geçtiğimiz hafta ağırlayacaktık. Bugün tekrar konuk etme şansına sahip oldum. Haftanın son söz sendesinde hafta başı aynı saatte 18.10'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.